Microfocus S-Max ile IT servis yönetiminden bütünleşik kurumsal servis yönetimine geçmek neden önemli? Modern zamanlarda dijital dönüşüm sürecindeki birçok firma arka taraftaki IT süreçleriyle birlikte kurumsal süreçlerini de entegre etmeye çalışıyor. Tabii ki birçok firma bu konuda problemler yaşıyor. İşte bu IT servis yönetiminden kurumsal servisleri de buna entegre etmeye geçerken birçok firmada yok verimsiz çalışıyoruz, masraflarımız arttı, süreçlerimiz çok uzun sürüyor gibi birçok farklı sıkıntı oluyor. S-Max burada içerisindeki makine öğrenmesi ve akıllı ajan özellikleriyle dahil oluyor. Süreçlerimizi çok kolaylaştırıyor. Artı kurumlarımızın içindeki farklı kurumsal servislere de yardımcı oluyor. Bu kurumsal servisler hangileri? İK, operasyon, satın alma, hukuk ve bunun gibi birçok farklı serviste hem S-Max'in içindeki ITIL altyapısını kullanarak süreçleri hızlandırıyoruz, hem şirketimizin içindeki bütün servisleri tek bir yapı altında entegre etmiş oluyoruz. Peki Alper, servis yönetimi dediğimiz şey 20 yıldır yok mu zaten? Bunu yeni mi yapıyoruz? Yok Gamze, yapılıyor, haklısın. Ama 20 yıldır ne yapılıyor aslında? Şirketlerde insanlar ticket açıyorlar IT'ye. Şöyle bir problemim var, böyle bir sıkıntım var, bunun çözülmesi lazım. Oradan geri dönüyor ticket ve bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ama artık iki farklı alandan bahsediyoruz. Bir, farklı süreçlerin de bu sistem üzerinden ilerleyebilmesi. Yani artık sadece IT problemlerin için açmayacaksın. Aklına gelebilecek her alanın için açacaksın. Arabanla ilgili bir problem mi oldu? Operasyona gideceksin. Hukukla alakalı bir süreç mi yönetmen lazım? Yine S-Max üzerinden yapacaksın. Satın alma için bir ticket mi açılması gerekiyor? Oradaki kayıtların mı düzenlenmesi gerekiyor? S-Max üzerinden yapacaksın. Çok farklı alanlarda S-Max sizi ve şirketinizi çok yeni alanlara götürebilecek durumda. Alper, bizi chatbotumuz Max'le tanıştırır mısın? Max bizim chatbotumuz. Çok anlattık ya size aslında arka tarafta işte akıllı ajan, arka taraftaki otomasyon özelliklerimiz falan. Bunda bize aslında hep Max yardımcı oluyor. Peki Max neler yapıyor? Mesela siz artık IT'de herhangi birine ticket açmıyorsunuz. Sadece derdinizi kısacık yazıyorsunuz ve size cevabı Max veriyor. Max diyor ki siz oraya adresinizi yazdınız. Adres değişikliği mi istiyorsun diyor. Hayır diyorsunuz. Adresine bilgisayarının gönderilmesini mi istiyorsunuz diyor. Evet diyorsunuz. Max arka tarafta sizin teknisyenlerinizin, agentlarınızın bütün iş yükünü alarak süreci aslında tamamen otomatize hale getirmiş oluyor. Artı S-Max'in içinde ne var? OCR teknolojisiyle siz hiç derdinizi anlatmasanız dahi arka taraftaki bir problemin resmini çekip ya da screenshot'ını alıp direkt S-Max'e göndererekten çözüm sürecini başlatabiliyorsunuz. Microfocus S-Max şirketlerin tek bir IT platformunda birleşmesini nasıl sağlıyor Alper? Güzel bir soru. Artık şirketler tamamen merkezli değil, uçlardan da bir IT şirketi gibi davranıyorlar. Artık her şirket bir teknoloji şirketi gibi davranmaya çalışıyor ve sorsan her departman bir IT birimi gibi davranmaya çalışıyor. Hiçbir departmanın aslında IT departmanından bir farkı kalmadı. Her departmanın kullandığı süreçlerin alt tarafta IT süreçleriyle entegre ve IT süreçlerine benzer hale getirilmesi gerekiyor. S-Max sadece IT süreçlerini ya da kurumsal servis süreçlerinizi yönetmiyor. S-Max alt tarafta proje portfolyo yönetimi için size bir ürün sunuyor. S-Max alt tarafta sizin varlık yönetiminiz için size bir ürün sunuyor. Varlık yönetimi kimler için önemli olabilir mesela? Arka tarafta regülasyonlara tabi, denetimlere tabi. Biliyorsunuz bazı vendorlar denetim göndermeyi çok severler. Onlara karşı çok işe yarıyor. Geleceği nereye gider derseniz ben de isterim bana sabah kahve getirsin ya da akşam patrona rapor sunsun. Onları yapmayabilir ama yapacağını da iddia ediyordur, size öyle söyleyeyim. Alper, peki müşterilerimiz bunu nasıl kullanıyor? Sadece cloud'dan mı, on-prem'den mi? Var mı alternatifleri? İsteyenler cloud'da, isteyenler on-prem olarak kullanabiliyorlar bunu. Bazı regülasyona tabi müşterilerimiz var. Onlar tabii ki on-prem tercih ediyorlar. Ama dünyanın da cloud'a gidişi göz önünde bulundurulduğunda cloud'da da birçok çözüm sunuyoruz. Özellikle S-Max tarafında.